bilgisayarda yepyeni bir isim geliyor. Özbacanaklar bilgisayarları. Özbacanaklar bilgisayarlarında neler yok ki? Diagonal ekran var, display memory var, 16 bit 4 RAM, 2 GB CD-ROM sürücü... olmadı bu ya, reçete gibi. Anlaşılmaz ve teknik. Halkın anlayacağı dilden bir şeyler bul oğlum Mazhar. Heh, mesela internete pırt diye girersiniz. İnternette şambrelle debelenmek yerine surf yapmak istiyorsanız Özbacanaklar bilgisayarlarını alın ama. Bu da olmadı. Teknolojik bir alet için çok fazla sulu oldu ya. Hadi Mazhar, hadi Mazhar. Çalıştır şu saksıyı ya. Ben geldim. Hoş geldin canım. Özbacanaklar bilgisayarları her eve lazım. Ya demek sadece hoş geldim ha? Ne dedin hayatım, anlamadım. Aşk olsun Mazhar. Ben senin için El Niño'dan, sağanak yağmurlardan geçerken sen sadece bana kuru kuruya hoş geldin canım diyorsun. Yanlış anladım bir tanem, şu işi bitirmem lazım yoksa iş elimden pır diye kaçacak. Kaçsın ne olacak? Ne yani? Benden daha mı değerli? Tabii ki değil hayatım ama işime de önem göstermem lazım. Ya neyse, nerede kalmıştık? Özbacanaklar bilgisayarları. Yıl 2023, Konya'da genç kızlar dizaltı değil diz üstü bilgisayarı kullanıyor. Olabilir mi? Biraz zor ama neden olmasın? Cumhuriyet'in 75. yılında. Ben ne diyorum ya, hoppala, iyice saçmalamaya başladım. Kafam karıştı. Bana özbacanaklar bilgisayarlarını anlatır mısınız? Ben şimdi senin dikkatini çekmesini bilirim Mazhar Bey. Mazhar. Ha? Böyle çok komik oldun hayatım. Pavyon tabelaları gibi. Işıl ışıl bilgisayar. En çok bilgisayar özbacanaklar bilgisayarları. O halde biz de başka şeyler deneriz Mazhar Bey. Mazhar. Masoş. Çok güzelsin hayatım ama şimdi olmaz. Ne demek şimdi olmaz? Ne oldu sana böyle kuzum? Eski Mazhar bu durumda hemen azardı. Ne o? Yoksa bazı tercihlerin mi değişti? Hayır, değişmedi ama işimi yapmaya çalışıyorum. Niçin anlamıyorsun? İyi o zaman, işini yapmaya devam et. Ben de İskender'in yanına giderim. İskender mi? Ne İskender? Yoğurtlu İskender değil herhalde. Yakışıklı ve güçlü imparator Büyük İskender'in yanına gidiyorum. Hayran olacağınız bilgisayar. Benimle artık eskisi gibi ilgilenmiyor gözüm abla. Üzülme benim güzel evlat. Bu faniler hep böyledir. Öldüğünde biraz üzülür, gözyaşı dökerler. Sonra unutup giderler. Ama bizim durumumuz farklı. Biliyorsun ben hayalet olarak fani tarafa gidebiliyorum. Yani kocamla görüşüyoruz. Doğru ya. Bak bunu unutmuştum güzel kızım. Hayır ne bileyim, eskiden hortlayıp da hayalet olma hakkını ya şatoda yaşayanlara ya konakta oturanlara verirlerdi. Devir burada da değişti demek ki. İşini benden daha çok seviyor. Keşke onun karısı yerine işi olsaymışım diye düşünüyorum bazen. Ah ah bu kocalar güzel evladım. Baksana ne diyeceğim. Ben öleli yaklaşık 10 küsür sene falan oluyor. Ama kocam Saadettin hala yaşıyor. Senden rica etsem, hani hazır şu fani tarafa geçmişken benim Saadettin'e bir kaza falan ayarlayıversen de bu tarafa yollayıversen. Ha benim güzel evladım ha? Ama ben bu işlere bakmıyorum ki gözüm abla. Aman canım ne olacak sanki? Ampul filan değiştirirken çıktığı iskemleyi dikmeliği verirsin olur biter. Ah, insan kocasını özlüyor be güzel evladım. Özlemez mi be gözüm abla? Özlemez mi? Bu da tamam, şimdi bilgisayar reklamı şöyle olsun. Genç bir kız var, genç bir erkek var. Erkek kıza sürpriz hediyesini açıklayacaktır. Sevgilim, canım benim. Sana hiç tahmin edemeyeceğin sürpriz bir hediye aldım. Kızım. Ay çılgın çocuk, ne aldın? Ay dur. Söyleme ben tahmin edeyim de. Şık bir kolye. Hayır. Kız. Kol saati. Hayır. Cep telefonu. Hayır. Bilemedin. Zaten bilmene de imkan yok. Sana Özbacanaklar marka bilgisayar aldım. Kız, ay ben bayılıyorum. Kız bayılır. Ses. Özbacanaklar bilgisayar bayıltır. Bravo hayatım. Böyle bir reklam filmi kesinlikle yüzyılın en komik reklam filmi olur vallahi. Ruhsar'cığım hoş geldin canım. Slogan bulmam lazım. Dur bakayım şöyle başlasa. Bilgisayarın ismi Özbacanaklar. Ruhsar, ne işin var kız senin orada? Madem işin varken benimle hiç ilgilenmiyorsun, ben de işinin bir parçası olmaya karar verdim. Saçmalama ruhum, şimdi internette falan kaybolacaksın. Çık oradan, ha çık. Kaybolursam üzülür müsün kocacığım? Ya saçmalama Allah aşkına Ruhsar, şimdi Allah korusun bir porno sitesine falan düşeceksin. Çık oradan hadi. İşte geldim kocacığım. Hadi artık şu işi bıraktım. Biraz da benimle ilgilen. Canım benim, merak etme, sabret, şu kampanya bitsin seninle de ilgileneceğim. Hatta tatile gideceğiz birlikte Ölüdeniz'e. Ama önce şu işi bitirmem lazım. Nerede kalmıştım? Özbacanaklar bilgisayar, bir sürü bilgisayar. Veya uçan bilgisayar. Hatta kopuyorum, göz patlatan bilgisayar da diyebilirsin. Ama ruhum biliyorsun çok işim var ya. Hayır bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Esas sen bir merhumeye, bir rahmetliye nasıl davranacağını biliyor musun acaba? Ruhsar'cığım bak dinle. Millet meftalarla düet yapıp şarkı bile söylüyor be. Ben senin yanına geliyorum da adam yerine bile konmuyorum. Hayatım özür dilerim ama bu iş benim için onur meselesi gibi oldu. Rakibimiz reklam idman yurdunda bir bilgisayar işi almış. Şimdi biz onlardan daha iyi olmalıyız. Anlıyor musun? Aptal herif. Ben de Napolyon'un yanına gidiyorum işte. Napolyon mu? Hangi Napolyon? Hangi Napolyon'muş? Allah'ın şaşkolosu. Tarihten de haberin yok. Takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor yüklü yürekli, takalar geçiyor. Hoppala, ne oldu buna ya? Yoksa gidip bir yerlerde devrim mi yaptı? Hiç zannetmem. Önder Bey yapsa ancak bilgisayarın sanal aleminde devrim yapabilir. Sen de kendi alanında bir devrim sayılırsın Viagra. Cinsel devrim. Olsun, ben devrimin her türlüsünü severim. Kalıkayın ormanında... Ya kalka be. Sabahtan beri başım ağrıyor, çatlayacağım. 2-3 tane aspirin aldım, bana mısın demedi. Demez tabii. Ağrı kesici alman lazım. Var mı sende? Yok be kanka. Selçuk sende var mı? Yok be abi. Bende de yok. Ya hiçbirinizin başı dişi kuşu ağrımıyor mu be? Bende de yok ama nerede bulabileceğini söyleyebilirim. Nerede? Söylesene oğlum. Önder Bey'in odasında istemediğin kadar var. Adam halkın sorunlarına kafa patlatmaktan leblebi yağ gibi hap tüketiyor. İsteyince de vermiyor. Sanki hap değil altın. Şimdi tuvalette gir odasına al. Ya hemen çıkarsa tuvaletten? O bir girdiğime en az yarım saat çıkmaz. Girerken elinde Türkiye'ye Demokrasi Nasıl Gelir isimli kitap vardı. Öyle bir kitap kesin dünyanın en kalın kitabıdır. Rahatına bak sen kanka. Tamam sağ olun. Çok yardımcı oldunuz. Başım ağrıyor, başım ağrıyor. Önder Bey yok. Başım ağrıdan çatlıyor. Başım ağrıdan çatlıyor ya. Nerede bu ağrı kesici ya? İşte derdimin dermanı. Keser misin? Ağrı kesici. 1, 2. Yok, bunun 2 tanesi benim ağrımı kesmeye yetmez. En iyisi bir tane daha alayım. İşte şimdi oldu. Tüy oğlum basar, yoksa Önder Bey seni aniden basar. Alo? Firdevs sen misin? Mazhar dışarı çıktı. Ne? Benimle mi konuşacaksın? Hayrola? Müfit Bey, çok acil buluşmamız lazım. İlişkimizin geleceği açısından. Nasıl? Anlamadım. Müfit Bey, sizinle çok acil buluşmamız ve konuşmamız lazım diyorum. Peki konu nedir Firdevs Hanım? Çok önemli Müfit Bey. Hassas ve narin dokulu kumaşlardan bile daha narin bir konu. Allah Allah. Yani merak ettim bak şimdi. Peki nerede buluşuyoruz? Küçük Kırmızı Domates Kafede. Saat 4.30'da. Ama sakın bundan abinin haberi olmasın. Kanka kiminle konuşuyorsun? Kim? Firaye. Firaye mi? Benim okul arkadaşım. Sen tanımazsın. Görüşürüz. Bay bay Firaye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale mutansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.